Tekrar hoş geldiniz Antalya'mıza. Yeşil ve Geleceğin Şehirleri projesinin detaylarını görüşmek üzere Dünya Bankası, İller Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri Antalya'yı ziyaret ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle toplantıda bir araya geldi. Küresel Kentsel Çalışmalar Birliği'nden katılıyor ekonomist kendisi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Cem Oğuz, Lokman Atasoy, Dünya Bankası, İller Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri katıldı. Toplantı Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliğine yönelik yaptığı çalışmaları anlatan bir tanıtım videosu sunumuyla başladı. 4,5 yıl içerisinde 2019-2023 yılları arasında şu an nüfusumuz 176 bin kişi arttı. Araç sayımız onun tam iki katı, 329 bin şu anki verilere göre bir araç gelişi oldu. Kentimizde şu an toplu taşım sistemleri 5 etap raylı sistem. Ana planımızda olan 5 adet raylı sistemin 3'ü tamamlanmış vaziyette, ikisi eksik. Raylı sistemle yapılmakta. Bir diğer toplu taşım sistemi de lastik tekerlekli araçlar dediğimiz otobüslerle ağırlıklı olmak üzere yapılmaktadır. Dünya Bankası yetkililerinden John Lamezlik ise belediyelerin iklim değişikliği ile ilgili konular söz konusu olduğunda merkezi hükümetlerden daha iyi çalıştığını kaydetti. Dünya Bankası heyeti değerlendirme toplantısı sonrasında ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi binasında bulunan depolamalı çatı tipi güneş enerji santralini inceledi. Ardından yeni hizmet binası içerisinde yer alan enerji verimliliği çalışmalarını inceleyen heyet tramvayla şehir içerisinde kısa bir tur attı. Daha sonra Boğaçay ikinci etap projesi ve merkez hal üzerine yapılması planlanan çatı tipi GES projesi hakkında yerinde bilgilendirildi. Heyet, Döşemaltı ilçesinde bulunan bazı yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında inceleme yaparak Antalya programını tamamladı.